başladım. Buyurun Şerket Bey. Merhabalar herkese. Siz de tekrar hoş geldiniz. Ee, biz de Inspeco Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri bünyesinde akademi birimizin e, adımıyla e, buradayız. İlgilileri buluşturmak adına yaptığımız organizasyonlar kapsamına giriyor bu da. E, Türkiye adına, memleketimiz adına e, bilgiye daha fazla ulaşalım, daha fazla erişelim, daha fazla neler yapabiliriz sorgulayan bir akademinin sebebiyle gönüllü olarak buradayız. Kıymetli hocamız da aynı şekilde. Ee, tabii ki bahsettiğim gibi ODTÜ Enerji Komisyonu ve biz e, enerji fuarında da, kongresinde de çok fazla hidrojenle ilgili talepler, e, bilgi eksikliği gördük. O yüzden bu e, adımı seve seve atmak için biz de bir araya geldik. Webinar boyunca hidrojen üretimi, depolanması, taşınması, kullanım konusundaki gelişimleri ele alacağız çevre dostu bir alternatif olarak ön plana çıkan hidrojenin enerji sektöründeki rolü, potansiyeli hakkında daha fazla bilgi edinmek için burada buluştuk komitenizle birlikte. Konuşmacımız kıymetli hocamız Sayın Profesör Doktor Can Erkeş, kendisi de bir özel üniversitede kendisi de aktaracaktır. Ee, Profesör Doktor Can Bey, Can Erke hocamız konuşmacımız. Hidrojen konusunda akademik çalışmaları var, laboratuvar çalışmaları var, startup organizasyonlarında görev alıyor. Hidrojenin enerji dönüşümündeki muazzam etkisini keşfetmek için buradayız ee, sizlerle birlikte. E, herkese iyi e, webinarlar diliyorum, sunumlar diliyorum. Buyurun. Evet. Ee, i̇lk önce davetiniz için teşekkür ederim. Ee, ben de... E, aslında e, çok e, uzun süredir e, hidrojen e, üzerine e, çalışıyorum. E, doktora tezim e, hidrojenin e, bu Fischer-Tropsch e, vaksi e, içindeki yani difüzyon kat yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda ölçülmesi üzerineydi. Yani o gün bugündür aslında yani 1986 yılından beri artık kaç sene olduğunu hesaplayamıyorum zaten e, hidrojenli bir haşır neşirim e, şu anda e, kimya ve biyoloji mühendisliği bölümünde Koç Üniversitesi'nde profesörüm e, aynı zamanda Aynenix e, e, Elektrokimyasal Teknolojiler e, adlı e, startup şirketin kurucu ortağıyım. Bugün size aslında yani hidrojen çok geniş bir alan ama kısa bir şekilde yani neden önemli olduğunu ve dünyada aslında bu konuda neler yapıldığını özetlemeye çalışacağım. Daha teknik bir sunumdan ziyade hani genel bir sunum hazırladım yani ilk önce e, aslında e, şu şekilde e, bu herhalde şu üstteki şu şeyi de kaldıramıyorum galiba onu yok edemiyorum yok değil mi onu şöyle mi yok burada dursa daha iyi galiba Tamam Evet e, aslında hidrojen çok önemli bir element ee, aslında bizim hayatımızı e, aslında e, sebep olan element diyebiliriz e, çünkü yani biz dünyada yaşam için e, güneş enerjisine muhtacız. ve aslında bu enerji e, güneşin e, güneşi oluşturan e, hidrojen atomlarının e, çok yüksek sıcaklıklarda ve e, basınçlarda ...füzyon e, reaksiyonları ile e, ortaya e, çıkıyor. E, ve bu füzyon reaksiyonları sonucu ortaya çıkan... E, ...bu elektromanyetik radyasyon dediğimiz enerji... E, ...yaklaşık bir 9 dakika seyahat ettikten sonra... ...dünyamıza ulaşıyor ve bize hayat veriyor. Yani aslında e, hidrojen o derecede önemli bir element bizim için. Yani bizim aslında varlığımız ona bağlı. Onun enerjisine bağlı. Ee, biraz ilk önce hidrojenin tarihçesinden başlat, başlamak istiyorum. Hidrojen 1776 yılında Henry Cavendish adlı bir İskoç bilim adamı tarafından aslında keşfedildi. Çünkü hidrojen dünyamızda tek başına maalesef bulunmuyor. Ve Henry Cavendish bir takım çinko gibi metallerin üzerine asit damlattığı zaman bir gazın ortaya çıktığını buldu ve gözlemledi. Ve bu gazın da aynı zamanda aslında havada ve bir kıvılcımla beraber su oluşturduğunu da gözlemledi ve hidrojene yanıcı hava adını verdi o zaman. Ee, daha sonra e, 1788 yılında e, Antoine Lavoisier diye bir Fransız bilim adamı yine e, bu hidrojenle alakalı e, çalışmalar yaptı ve sonunda <laughs> e, hidrojen <laughs> adını aslında e, verdi e, hidrojene. Bu da hidrojen aslında hidro e, Yunanca su anlamına geliyor. E, genes yine Yunanca oluşturucu ve yaratıcı anlamına geliyor. Bunları birleştirdiğiniz zaman da hidrojen yani su oluşturucu ve su yaratıcı. Yani aslında bu e, reaksiyonun yani hidrojenin e, aslında havayla olan reaksiyonundan kaynaklanıyor hidrojenin adı. Şimdi günümüzde hidrojen nerelerde kullanılıyor? Yine bayağı bir aslında hidrojen üretimi ve tüketimi var günümüzde. Bunlardan önemli bir tanesi amonyak üretiminde. Bu hidrojen doğal gazdan elde edilen hidrojen yine havadan elde edilen nitrojenle birleştirilerek tepkimeye sokularak amonyak üretiliyor. Ve bu amonyak daha sonra gübreye dönüştürülüyor. Diğer bir kullanım alanı da ham petrol işlemede sülfür ve nitrat gidermede. Bu ham petrolün içinde sülfür ve nitran nitrat içeren organo sülfür ve organo nitrat bileşikleri var. Bunlar yandıkları zaman ortaya sülfür dioksit ve nitrik oksit çıkartıyorlar. Ondan dolayı zararlı Dolayısıyla rafinerilerde bunları gidermek için prosesler kullanılıyor. Bunlara işte hidrodesülfürizasyon ve hidrodenitrojenasyon diyoruz. Bu ham petrol işleme aşamasında yüksek basınç ve sıcaklıklarda hidrojenle tepkimeye sokuluyor ve bu bu şeylerden alır arındırılıyor satılan benzin ve dizel. Diğer o alanları da işte margarin e, üretiminde e, ve e, işte e, gazlı e, ve margarin e, üretimi gibi yerlerde kullanılıyor. Yıl içinde bakarsak e, saf hidrojen tüketimine bunun arttığını görüyoruz. İşte günümüzde neredeyse işte 100 milyona yakın aslında 100 milyon tona yakın bir hidrojen tüketimi var. Bunun büyük bir kısmı yani yarı yarıya bir kısmı yarısı diyelim amonyak üretimi için kullanılıyor. Diğeri de rafinerilerde tüketiliyor. Gördüğünüz üzere hem amonyak tüketimi hem de rafinerilerde tüketimi zamanla artmış. İşte bunun nedeni de dünyanın nüfusunun artması, gübre gereksiminin artması ve taşıtlarda kullanılan yakıtlarında yakıtların da gitgide daha sıkı bir takım regülasyonlara, emisyon regülasyonlarına tabi tutulması Buraya da bakınca aslında yakıtların özgür enerjilerine aslında burada hemen bir şey gözümüzü çarpıyor. Hidrojenin aslında çok yüksek bir kilogram başına özgür enerjisi var. Özgür enerji dediğimiz şey hidrojeni yaktığınız zaman açığa çıkan enerji ısı yani ve 142 megajoule bölü kilogram gibi bir değer var bu Yani benzinin, doğalgazın falan neredeyse 3-4 katı kadar. Yani aslında e, hidrojen e, çok e, yüksek e, bir enerjiye sahip e, bir e, aslında e, kimyasal. Bunu biraz şeye koymak için bir kilogram hidrojenin ne kadar enerjisi var diye basit hesaplar yaparsak mesela işte 340 litre suyu 0 dereceden 100 dereceye ısıtmak için gereken enerji olabiliyor İşte 40 kilowatt ağırlık bir ener elektrik enerjisi diyebiliriz ona eşit desek işte iki çocuklu dört kişilik bir ailenin aylık tüketimi 250 kilowatt saat mesela onun dört altıda biri, 5'te biri kadar falan oluyor. Ee, 1400 ton ağırlığı 10 metre kaldırmak için gereken enerji, yani çok yüksek enerjisi olan e, bir şey aslında hidrojen. Yani aslında hidrojenin yakıt olarak kullanımının da bir tarihçesi var. Ee, bu 1776 yılında e, bu Henry Cavendish hem hidrojeni buluyor, hem de ee, onun e, onu izole etmeyi başarıyor. Aslında burada onun yaptığı deneyleri görüyoruz mesela o zamanki e, şeylerle e, imkanlarla. E, şu gördüğünüz balon gibi şeyler, e, hayvanların işkembesi e, ve e, o işkembelerde e, hidrojen e, yukarı doğru yükselen hidrojen gazını tutup. Ondan sonra da onun özgür ağırlığını bile ölçmeyi doğru bir şekilde ölçmeyi başarabiliyor aslında Henry Cavendish. Şimdi bunları şey yaptıktan sonra hidrojeni izole ettikten sonra tabii bir de onun yandığı da anlaşılınca tabii çalışmalar başlıyor batıda. İlk önce 1806 yılında hidrojen ile çalışan ilk içten yanmalı motor yapılıyor. Daha sonra William Robert Grove ilk hidrojen yakıt pilini yapıyor. Sonra 1863 yılında Etienne Lenoir Paris'ten hidrojen motoru ile çalışan hipomobil ile belirli bir yere kadar seyahat edebiliyor. 1937 yılında Henkel bir hidrojen ile çalışan bir jet motoru test ediyor. Sonra yine bir sıvı hidrojen ile çalışan jet motoru test ediliyor. Sonra yakıt piliyle çalışan ilk traktör. Sonra sıvı hidrojen ile çalışan roket ilk uçuşunu yapıyor. Sonra NASA e, Gemini projesinde yakıt pili kullanıyor. E, 1966'da e, General Motors e, dünyanın ilk hidrojen yakıt piliyle çalışan arabası olan elektroveni yapıyor. Hatta Ruslar 1988'de hidrojen ile çalışan bir uçak yapıyorlar. Tabii 2023'e geldik şimdi ama etrafta pek hidrojenin yakıt olarak kullanıldığını görmüyoruz. Fakat şöyle de bir durum var. Bizim dünyanın sıcaklığı artıyor ve bu çok büyük bir problem, zaten devamlı aslında bunun etkilerini izliyoruz. Mesela bu geçtiğimiz yani bu yıl dünyamızda en sıcak yıllardan biri olacak gibi gözüküyor. Her yerde kuraklık var ve mevsim anomalileri oluyor. Her yerde seller götürüyor. Falan e, Onlara çok girmeme gerek yok. E, bunun nedeni atmosfere salınan e, karbondioksit e, aslında. Yani bu artık e, kanıtlanmış ve kabul edilmiş bir e, gerçek gibi e, gözüküyor. Ve e, endüstriyel devrim ile e, biz atmosferdeki karbondioksitin konsantrasyonunu devamlı arttırılmasına neden oluyoruz. Ee, ve e, karbondioksit emisyonlarıyla atmosferik karbondioksit atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarının arasında yani çok e, doğru bir e, bağlantı var zaten beklendiği gibi ve dolayısıyla bugün biz e, 400 e, ppm'i aşmış e, durumdayız e, havadaki karbondioksit konsantrasyonuna bakarsak. Şimdi bunun böyle olmasının nedeni de aslında fosil yakıtları yaktığımız zaman ortaya karbondioksit çıkması. Yani bugün de enerjimizin büyük bir çoğunluğunu fosil yakıtlardan elde ettiğimiz için e, bizim aslında karbondioksit emisyonları olmayan bir takım yakıtlara ihtiyacımız var artık. Yani dolayısıyla hidrojen orada devreye giriyor. Çünkü hidrojeni biz yaktığımız zaman e, ortaya su ve temiz bir enerji çıkıyor. E, yani aslında e, hidrojen e, bu e, dünyayı aslında dekarbonizasyona e, götürecek e, yakıtlardan e, bir tanesi gibi gözüküyor. Sadece şu basit e, denklemlere bakarsak şimdi bunun içinde bir hidrojen ekonomisi doğuyor yahut da doğdu ve gelişiyor artık nasıl bakarsak olaya biz tabi etrafımızda şu anda bilhassa Türkiye'de pek bir şey görmüyoruz ama dünyada hızlıca ilerleyen bir konu ve olayı şöyle düşünebiliriz ee, Aslında bir e, hidrojen üretimi olması gerekiyor. Ee, bir e, hidrojenin depolanması gerekiyor ee, hidrojenin arzı ve dağıtımı gerekiyor Bir de hidrojenin kullanımı var. Yani aslında bugün e, fosil e, yakıtlara dayalı olan, bir altyapımız var aslında bugün bir enerji altyapımız var yani onun tamamıyla değişmesi anlamına geliyor hidrojen ekonomisi İşte yeni bir takım yani nasıl fosil yakıtları çıkartıyorsak toprağın altından okyanusun altından şuradan buradan bir şekilde hidrojen üreteceğiz onların yerine. İşte onları depolayacak yerlerimiz lazım, depolarımız lazım. Onlar fosil yakıtlardan farklı olacak. Hidrojeni farklı şeylerle taşımamız gerekiyor. Ondan sonra da hidrojen kullanımı da farklı olacak. Hem endüstride hem de ulaşımda. Tabii bu bütün altyapının değişmesini düşündüğümüz zaman korkunç bir şey. Yani sanki bir nasıl e, kompüterler ortaya çıktı her şey değişti enerjide de öyle bir şey oluyor sanki. Yani bazı insanlar işte bunun yok 11 trilyonluk bir market e, e, yaratacağını e, mesela düşünüyor. Yani birçok e, insan e, bu e, düşüncede yani çok büyük bir aslında değişimin eşiğinde olabiliriz. Bunun sonucu da tabii küresel e, hidrojen talebinin de artması gerekiyor. E, bugün neredeyse işte 100 milyon e, ton e, hidrojen e, olan e, talebin e, yaklaşık olarak 2050 yıllara kadar bir 600 e, milyon e, talebe yani 600 milyon e, tona çıkması e, bekleniyor. E, tabii burada da gördüğümüz gibi ilk önce aslında ee, hidrojen e, rafi, yarısı rafinerilerde yarısı şu anda amonyak dersek e, burada rafinerilerdeki hidrojen kullanımı e, gitgide e, azalıyor. E, amonyak e, yine endüstride kullanımı artıyor ve bunun dışında artık ulaşımda güç, e, sentetik yakıtlar, binalar, boru hatları falan gibi şeyler e, de kullanılacak e, hidrojen Bizim de 2050'de mesela herhalde 50 milyon e, Türkiye'nin hidrojen talebi küresel talebin yaklaşık yüzde biri olsa desek, bizim de işte 2050'de bir 50-60 milyon ton e, hidrojen e, talebimiz e, olacak. Şimdi hidrojeni nereden elde edeceğiz? E, hidrojen aslında e, tek başına bulunmuyor, dolayısıyla üretmemiz gerekiyor şimdi hidrojeni Biz burada ben bir formüllerini çıkarttım bu biyokütle petrol kömür doğalgaz ve suyun ee, ve e, onların e, içindeki hidrojen miktarını hesapladım ağırlık olarak Tabi bu biyokütle petrol ve kömür ortalama değerler oluyor fakat burada bakarsak aslında doğalgazda çok hidrojen var su ee, Sonra e, petrol ve su birbirine yakın, e, sonra da kömür ve biyokütle geliyor. Yani burada aslında en çok hidrojen doğal gazda olduğu için sanki doğal gazdan hidrojen üretmek en kolayı gibi geliyor ve gerçekten de öyle aslında. Bugün e, hidrojenin dünyada e, üretilen hidrojenin yüzde 48'i doğal gazdan üretiliyor. %30'u petrolden, %18'i kömürden ve %4'ü sudan üretiliyor. Şimdi bu hidrojenin tabii ki bu üretimlerde bir takım hidrojene geçen geçmiş yıllarda bir takım isimler ve renkler verildi. Şimdi burada değişik renkleri görebiliriz. Şimdi fosil kaynaklardan hidrojen ürettiğimiz zaman iki tane yöntem var. Biraz bunlara bahsedeceğim. Reformasyon ve piroliz dediğimiz. Ve pirolizden e, elde ettiğimiz e, doğal gazın piroliziyle elde ettiğimiz hidrojene mesela turkuaz hidrojen diyoruz. E, metandan elde ettiğimiz yani doğal gazdan yine buhar reformasyonu ile elde ettiğimiz hidrojene gri hidrojen diyoruz. Çünkü ortaya karbondioksit çıkıyor. Tabi o anlamsız bir şey. Yani hidrojen üretmek için hani karbondioksit e, çıkartmak tabi küresel ısınmaya bir fayda eden bir şey değil. Dolayısıyla bu gri hidrojeni alıp karbondioksit ortaya çıkan karbondioksiti yakalarsak o zaman mavi hidrojen elde etmiş oluyoruz. Aynı şekilde lignit ve kömür çok fazla karbondioksit çıkartıyorlar e, hidrojen üretiminde. İşte onun için mesela siyah hidrojen deniyor. Kömürden elde edilen hidrojene o kadar çok karbondioksit çıkartıyor ki e, diğerlerine nazaran. Linyit de oldukça kötü. Ona da kahverengi hidrojen deniyor. Bir de e, sağ tarafta da sudan elde ettiğimiz e, değişik e, yöntemlerle. Fakat Hocam, elektronik... Pardon. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Yoksa sunumun sonunda mı alırsınız soruları? E, alabilirim şimdi so sorabilirsiniz. Tamam şeyi sorayım. Yani CH4'ten hidrojen üretiyoruz. E, ürün olarak ne çıkıyor ortaya? Direkt karbon mu çıkıyor? Yok e, CH4'ten e, bugün e, birazdan onu anlatacağım gerçi. Bir sonraki slide'da o var. Tamam okey. O zaman onu o zaman anlatayım. Tamamdır. Sudan da elektroliz ile yöntemiyle yenilenebilir elektrik kullanaraktan elde ettiğimiz hidrojene de yeşil hidrojen diyoruz. Aynı şekilde nükleer enerjiden elde ettiğimiz elektriği kullanarak da bir hidrojen elde ettiğimiz zaman ona da pembe hidrojen diyoruz. Yani bu yeşil hidrojen ve pembe hidrojen ve mavi hidrojende, aslında ortaya karbondioksit çıkmıyor diye düşünebiliriz. Şimdi reformasyon teknolojileri şu şekilde. Sizin sorunuzun da cevabı burada. Ee, bu nasıl elde ediyoruz hidrojeni? Bu metanla e, suyu tepkimeye sokuyoruz. Ortaya karbonmonoksit ve hidrojen çıkıyor. Bunu bir daha bir tepkimeye sokuyoruz. Buna su gaz değişimi reaksiyonu diyoruz. Ve bu tepkimede de ...bu geride kalan karbon monoksiti karbondioksite çeviriyoruz. Ve neticede ortaya sadece hidrojen ve karbondioksit çıkıyor. Ee, eğer e, yakıt su ve doğal ...eğer oksijen ve su kullanıyorsak yakıt olarak bu da mümkün. Buna ototermal reformasyon diyoruz. Ee, aynı yollardan gidiyoruz. Yine ortaya hidrojen ve karbondioksit çıkıyor. Bir de kısmi oksidasyon diye bir teknoloji var. Ee, orada da sadece oksijenle doğal e, doğalgazı e, yakıyoruz. Ee, daha doğrusu reformasyona sokuyoruz. Yine su gaz değişimi reaksiyonu sonucu hidrojen ve karbondioksit ortaya çıkıyor. İşte bunlardan e, bunların muhtelif avantajları, dezavantajları var. Şu anda fakat kullandığımız dünyada teknoloji hidrojen üretmek için genel olarak bu buhar reformasyonu dediğimiz e, proses yani en fazla e, hidrojen e, metan başına e, bu e, reaksiyonla elde ediliyor. Burada tabi unutmaması gereken şey ortaya karbondioksit çıkartıyoruz hidrojen elde etmek için. Tamam Şimdi bu e, gri hidrojen dediğimiz şey de bu şekilde üretiliyor. Metanla su buharını yüksek 500 derecede e, katalizör içeren boruların içine e, sokuyoruz ve o boruların içinde tepkimeye giriyor ve dışarıda karbon monoksitle hidrojen e, çıkıyor. Daha sonra bu e, çıkan eee karbon monoksit ve karbondioksiti Başka bir takım reaksiyonlarda reaktörden geçiriyoruz. Ona high temperature shift deniyor. Ve orada bu reaksiyon oluyor. Ve ortaya e, sonuç olarak karbondioksit ve hidrojen çıkıyor bu reaksiyonda da. E, bu e, bizim şu anda kullandığımız standart hidrojen e, üretimi. Bu tabii oldukça e, ucuz e, bir e, teknoloji. Ve e, dünyanın birçok yerlerinde doğal gazdan e, metan reformasyonu ile hidrojen üretimi var. Ve işte bu tip e, tesislerde e, yapılıyor aslında bu üretim. Şimdi e, hidrojeni anlatırken e, bu e, mavi hidrojenden de biraz bahsetmek istiyorum. Mavi hidrojen de gri hidrojeni alıyoruz Kar çıkan ortaya çıkan karbondioksiti yakalıyoruz. Şimdi bu karbondioksiti yakalama da önemli bir konu aslında. Ee, bunu e, yakalamak için kullanılan değişik teknolojiler var. Bunlar absorpsiyon, adsorpsiyon, membran ile ayrıştırma ve dondurarak ayrıştırma diye adlandırılabilir. Bu absorpsiyon artık ticarileşmiş bir teknoloji. Bu e, neticede bu başta absorber e, dediğimiz bir takım yataklar var. Bu yatakların içinde karbondioksit içeren gazları bir e, amin e, solüsyonuyla kontakt ettiriyoruz ve karbondioksit bu e, gaz e, fazından e, aminle reaksiyona girerekten sıvı fazına gidiyor. Daha sonra bu sıvı fazındaki e, amini e, başka bir stripper dediğimiz e, yatakta ısıtaraktan ...karbondioksitini vermesini ve sonra da tekrardan amin solüsyonunu buraya döndürüyoruz ve bu şekilde ...devamlı e, içinde karbondioksit olan e, gazı e, karbondioksitten ayırabiliyoruz. Tabii bunun için de bir enerji harcamamız gerekiyor. Dolayısıyla e, bu da amin e, aminle karbondioksitin e, olan e, reaksiyonunu e, görüyorsunuz. Şimdi bu, e, bu mesela dünyada yine birçok yerde olan bir teknoloji aslında... Ee, Norveç'te bunda e, teknolojiyi görüyorsunuz. Yine burada bir absorber yatağı var. Burada bir dizorber yatağı var. Burada rejenere ediyoruz solventimizi. Ee, burada da karbondioksiti e, aminle amin solüsyonuna transfer ediyoruz. Şimdi böyle mesela çok büyük sistemler var aslında dünyada. Mesela burada çok büyük bir tesis görüyorsunuz. Ee, bu e, Monkstad'daki Norveç'teki Karbondioksit yakalama ünitesi. Buradan görüyorsunuz karbondioksit içeren gaz geliyor. Bu absorber'a absorber giriyor. Bu koskodilman bir yatak. Burada işte e, karbondioksit yukarı yükselirken şu aşağı gelen amin solüsyonuna transfer oluyor. Burada da amin solüsyonu rejenere oluyor. Burada da işte karbondioksitin e, burada kompres edildiği ve suyunun alındığı e, tankları görüyorsunuz. Sonra da bu karbondioksiti ne yapacağız? Şimdi bu kadar karbondioksit çıkarttık. Bu karbondioksiti ne yapacağız? Bu karbondioksiti depolayabiliriz. Nasıl depolayabiliriz? Ve bunu aslında yer altında depolayabiliriz. Ee, yer altında baya bir karbondioksit depolama rezervuarları var aslında. Mesela okyanusun altına verebiliriz karbondioksiti. Orada karbondioksit Ayrı bir göl olarak aslında bir sıvı olarak yüksek basınç altında bulunuyor ve orada durabilir. Tabii okyanusların altında 100 bin gigatonluk bir yer var mesela. Dünyanın toplam emisyonu 37 gigaton. Akiferler var 10 bin gigaton karbondioksit koyabiliriz onların içine. Tabii bunların tuzlu su akiferleri uygun bu iş için kullanılmış petrol ve doğalgaz yataklarını kullanabiliriz. İşte bin e, gigatonda onlar var. E, dolayısıyla e, aslında yerin altında karbondioksit depolayabileceğimiz yerler mümkün. E, burada da mesela e, Totalin, e, ben 2010 yılında bunun açılışına katılmıştım. E, karbondioksit yakalama ve depolama tesisini görüyorsunuz. E, şuradan doğalgaz e, rezervuarı var. İşte e, borularla e, santrale geliyor. Ondan sonra bu santralde e, oksijenle doğalgaz yakılıyor. Ortaya karbondioksitle su çıkıyor. O e, karbondioksit sudan ayrılıyor. Sonra boru hatlarıyla buraya geliyor ve buradan da bu rezervuara enjekte ediliyor devamlı. Ve bu rezervuarda çıkan karbondioksit birikiyor birikiyor. Ondan sonra da dolduktan sonra da bu rezervuar kep ediliyor. So böylece hani karbondioksiti gömmüş oluyorsunuz aslında toprağın altına. Böyle projeler de var mesela. Bu da Shell Quest'in Kanada'daki karbon yakalama ve depolama projesi. Bu da senede 1 milyon ton karbondioksit yakalıyor. Aslında karbondioksiti yakalayabilecek teknolojilerimiz de var gibi gözüküyor. Şimdi diğer bir teknoloji de hidrojen üretimi için metan pirolizi. Şu sol tarafa bakarsak bize e, metanın e, hangi sıcaklıkta dönüşümün ne kadar dönüştüğünü gösteriyor. Yani burada mesela 600 derecelik bir sıcaklıkta metanın mesela %80'i dönüşüyor e, bir barda bir atmosferde. Yaklaşık olarak böyle 1000-1200 derecelere ulaştığımız zaman Metanın hepsini dönüştürüyoruz. Metanı neye dönüştürüyoruz? Buradan hidrojene ve karbona dönüştürüyoruz. Yani tabii bu katı karbon. Yani öyle bir e, düşünebilirsiniz bir reaktör. Doğal gaz girecek. Tabii bir enerji vermeniz gerekiyor. Bu sıcaklık e, çok yüksek. Ortaya hidrojen ve katı karbon çıkıyor bu reaktörden. Şimdi bu üzerinde çalışılan bir teknoloji e, bugünlerde e, neticede e, sol tarafta böyle bir reaktör e, tasarımı görüyorsunuz. Burada bir e, ergimiş kalay e, şey var, fazı var. Bu 1200 derecede, bunun içinden e, metan e, geçiriyorsunuz e, bir atmosferde. Tabii metan gaz kabarcıkları halinde yukarı çıkıyor. Yukarı çıkarken de ayrılıyor, reaktöre reaksiyona giriyor ve e, hidrojen ve karbon oluşuyor. Bu e, karbon e, parçacıkları da e, buradaki kalayın üstünde birikiyor, hidrojen e, dışarı çıkıyor. Daha sonra bu karbon parçacıklarını da burada kenardan dışarı alabiliyorsunuz. E, böyle e, bir takım e, teknolojiler var. Bu karbonu bu aynı şekilde plazma ile de parçalayabiliyorsunuz. E, mesela monolit diye bir Startup şirket var ve bu senede 14 bin ton karbon siyahı üretiyor. Bu senede 4.700 ton hidrojene denk geliyor. Yeşil ve pembe hidrojene de gelirsek, bu aslında elektroliz dediğimiz teknoloji, elektrik ile suyun ayrıştırılması, yani oksijen ve hidrojene dönüşmesi bu oldukça eski bir teknoloji 1800 yılında aslında ilk önce Amerikalı bilim adamları Nicholson ve Carlyle tarafından gözlemlenmiş burada işte bu elektroliz ünitesini görüyoruz burada da tabii elektrik kaynağı olarak bu volta pili kullanılıyor ve günümüzde aslında tabii bunun için bir enerji gerekiyor biz şimdi nasıl hidrojeni oksijenle yaktığımız zaman ortaya bir ısı çıkıyor. Yani bu 142 megajoule per kilogram hidrojen demiştik. Burada 143. Aynı şekilde bu reaksiyonu şimdi tersine eğer yaparsak bizim yani aslında her kilomol su için 286 megajoule ihtiyacımız var. Suyu ayrıştırmak için. Tabi bu, bunu biz bir voltaj olarak Uyguladığımız için aslında minimum suyu ayrıştırmak için gereken voltajı hani biz bu şekilde e, hesaplayabiliyoruz ve 1.48 volt gibi bir değer çıkıyor. Aslında bu değerde hidrojen ve oksijenin %100 verimlilikle üretildiği termo -nütral voltaj fakat hiçbir zaman biz tabi bu %100 verimlilikle üretemiyoruz. Zamanla değişik elektrolizör çeşitleri çıktı ortaya. Bu elektrolizörler e, genel olarak 3 kategoride yani e, bir tanesi alkalin elektrolizörler bunlar en eski elektrolizör e, sistemleri. E, bir tanesi e, daha yeni olan e, polimer elektrolit membran elektrolizörleri en sonuncu da e, katı oksit e, elektrolizörleri. Bunların birbirinden farkı aslında kullanılan elektrolit. Alkalinde işte elektrolit olarak e, potasyum hidroksit e, solüsyonu kullanılıyor. Pemde bir e, membran e, polimerik nafyon dediğimiz e, bir e, iyonomer yani bir polimerik iyon e, geçiren bir membran e, kullanılıyor. Katı oksitte de bir seramik e, membran kullanılıyor. Ee, ve bunların hepsinin iki tarafı var biri anot biri katot ee, Anotta genellikle bir oksijen e, oluşuyor katot tarafında da hidrojen e, oluşuyor e, ve e, bu sistemlere tabi belirli bir e, voltaj e, uygulamak gerekiyor Burada e, ben uzun zamandır bir pem elektroliz e, için üzerine çalıştığım için Hani bunu e, gösterebilirim size. E, sisteme su giriyor. Bunlar sandviç gibi yapılar aslında. E, sisteme e, su giriyor. Burada bir kataliz tabakası var. Bu kataliz tabakasında su protonlara yani H artılara ve oksijene ayrışıyor. Oksijen bu membrandan geçemediği için geri dönüyor. Buradaki proton. E, membrandan geçiyor çünkü özel bir proton buraya geçtiği zaman da iki tane proton ve buradan giden elektronlarla birleşerekten hidrojen e, yapıyor ve dolayısıyla aslında hani bu elektroliz dediğimiz şey e, suyun bu, bu şekilde hidrojen ve oksijene ayrıştırılması e, bu e, tabi tek e, e, hücre halinde bakarsak aslında bu e, ayrıştırmanın kalbinin olduğu yer e, burada e, bir tarafta e, anot tarafında bir iridium katalizör kullanılıyor katot tarafında e, platin e, bazlı bir katalizör kullanılıyor ortada nafyon membran var ve aynı zamanda gazların iyi bir şekilde o e, membrandaki katalitik tabakaya gelebilmeleri için gaz difüzyon e, tabakaları olması gerekiyor. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi flow kanalları, akış kanallarının da e, olması gerekiyor. Bütün bunlar olduğu zaman yüksek verimlilikte bir elektroliz e, yapabiliyorsunuz. Bu da Bipem e, elektroliz hücresinin performansı. Gördüğünüz gibi 1.48 volt. Minimum termonötral voltaj. Yalnız biz tabi akım çekmeye başladığımız zaman e, tabii ki bu e, daha fazla bir e, voltaj e, uygulamamız gerekiyor. Yani hidrojen ürettikçe, ürettiğimiz hidrojen miktarını arttırdıkça uygulamamız gereken voltaj da artıyor. Ve tabii bu kayıp. Yani şu aradaki aslında fark kayıp. E, dolayısıyla bugün belki dünyada bu yukarıdaki eğriyi aşağıya çekebilmek için belki milyarlarca dolar harcanıyor. Yani bunu çekebilmek için şu aktivasyon loss dediğimiz aktivasyon kayıplarını azaltmamız gerekiyor. Onun için daha iyi katalizörlere ihtiyacımız var. Şu protonik omik kayıpları azaltmak için daha iyi membranlara ihtiyacımız var. Şu kütle transfer kayıplarını azaltmak için de çok daha iyi gaz difüzyon tabakalarına ihtiyacımız var ve bu çok aktif bir alan şu anda. Daha sonra bir PEM elektrolizör sistemi söz konusu. Bu demin gösterdiğim aslında bu yığın dediğim şeyin tek bir parçasıydı. O tek hücreler bir araya böyle sandviç şeklinde getirilerek bir elektrolizör yığını oluşturuluyor. Ve tabii bir rectifier'ımız var. Ve ne oluyor? Su devamlı besliyoruz elektrolizöre. O su ayrışıyor oksijene ve hidrojene. Sonra hidrojeni de e, iyi bir şekilde kondisyon etmemiz gerekiyor. Yani suyunu almamız gerekiyor. Biraz içinde oksijen o var. Onu almamız gerekiyor. Oksijeni normal bir şekilde havaya verebiliyoruz. Ve bu şekilde devamlı hidrojen üretebilecek bir sistem bu. Aslında mesela dünyada nereye geldiğimizi görmek için de bu elektrolizörün bir resmini koydum. Bu dünyanın en büyük elektrolizörü. Yaklaşık olarak birkaç ay evvel Çin'den Norveç'e gönderildi. Saatte 100 kilogram hidrojen üretiyor. Bu 5 megawattlık bir elektrolizör ve bir alkalin elektrolizörü. Önümüzdeki yıllarda şöyle şeyler olacak. Mesela bu bir gigawattlık bir hidrojen şeysi. Planti, ...nasıl şimdi termik santraller var... ...işte o zaman da böyle ileride... E, ...şey hidrojen e, şeyleri... E, e, ...üreten e, santraller e, olacak... E, ...işte bu 1 gigawattlık mesela bir e, santral... E, ...işte burada enerji e, transformerları var... E, ...burada yine rectifierlar var... E, ...şu elektrolizörler burada... ...bu 1 gigawatt olduğuna göre işte demin size gösterdiğim 5 megawatt yani demek ki 200 tane şurada 200 tane o gönder, gösterdiğim elektrolizörden yan yana konulmuş durumda arka arkaya sonra işte bu hidrojen çıktıktan sonra işte depolanması ayrılması ve gibi işlere yarayan yerler var muhtemelen bunlar çoğalacak Avrupa'da da e, dolayısıyla haliyle bir e, elektrolizör kapasitesinde artış e, öngörülüyor. İşte 2030'a kadar ki 40 gigawata e, ulaşılacak. E, bu da 10 milyon e, ton e, hidrojene e, denk e, geliyor aslında sadece e, Avrupa'da. E, fiyatlara bakarsak aslında e, tabii ee, şöyle düşünebiliriz Bence basit bir hesap yaparsak e, Çünkü yine neticede hidrojeni fosil yakıtlarla bir karşılaştırırsak karbondioksiti falan bırakalım bir kenara bir varil ham petrol e, işte e, 136 kilogram oluyor e, O da bugün bugün bu aralar 80 dolar e, ham petrolün varili yani e, 0.6 dolara geliyor kilosu yani onun da e, enerji e, şey e, cinsinden bakarsak, özgür enerjisi cinsinden bakarsak aslında 1.8 dolara geliyor hidrojenin kilogramı. Yani aslında hidrojenin e, fiyatı eğer 2 dolara falan düşerse yani petrolle eş değer bir hale geliyor diyebiliriz. Karbondioksiti falan unutuyorum. Yani dolayısıyla şu anda bütün dünyada bu takım bir takım targetler var bu şekilde. Hidrojen 2 dolar olacak, 3 dolar olacak. Amerika'nın işte 1-1-1 inişiyatifi var. Nedir o 1-1-1 inişiyatif? İşte bir dekade yani 10 senede 1 kilogram ha hidrojen 1 dolar olacak. 1-1-1 inişiyatif. İşte burada da bir takım olabilir mi olamaz mı diye bir takım hesaplar görüyoruz. Ee, ...hidrojen production cost today diyor ama... today'i biraz e, skeptik e, olmak lazım. E, bu averaj e, bir e, solar e, enerjiden alırsak... ...yani fiyatını kullanırsak... ...işte bugün hidrojenin kostu 7 e, dolar diyor. E, fakat e, eğer daha ucuz... ...tabii hidrojenin kostunu belirleyen ne... ...bir yenilenebilir enerjinin fiyatı... ...bir de... E, ...onu üretmek için kullanılan... ...elektrolizörün fiyatı. Şimdi buradaki projection'larda... E, ...tabii... E, ...çok ucuz e, aslında... ...elektrolizör e, fiyatları kullanılıyor ve... ...o çok ucuz elektrolizör fiyatlarını... ...kullandığımız zaman... E, ...ve... E, ...carbon capture storage'ı da kullandığımız zaman neredeyse hidrojen hani doğal gazla e, kafa kafaya gele, geliyor. Yani bu e, projection'lar. Fakat e, bugün de e, bir de işin şey var mesela e, şimdi bu Avrupa'daki birazdan da göstereceğim Almanya'daki Amsterdam'daki falan filan e, hidrojen dolum istasyonlarındaki hidrojen e, dolum istasyonları yeşiller. Burada da hidrojen mesela bugünkü fiyatı görüyorsunuz. Burada işte Bondaki istasyonda 18 saat evvel biri 3.65 kilo hidrojen almış ve kilosunu 15 euro ödemiş. Yani şu anda hani bir 15 euro hidrojenin fiyatı demek ki tabii çok yüksek. Yani dolayısıyla tabi bunun düşmesi gerekiyor yani bunun düşmesi gerekiyor İkinci alan e, depolama şimdi hidrojenin faz diyagramına bakarsak şurada basınç şurada sıcaklık e, hidrojenin kritik e, noktası buraya denk geliyor yani kritik e, noktası e, yaklaşık e, olarak e, şurası işte 10 zaten 100 Kelvin yani çok düşük yani 30 Kelvin yani düşünebilirsiniz ki eksi 240 derece falan yani hidrojen eksi 250 derece Can hocam galiba bir problem var internette. Gecelerde bir atmosferde yani o da şıklıkta tabi basınçlandırmamız gerekiyor. Benim bağlantım biraz kötü geldi ama duyabiliyor musunuz? Gibi, gitti gibiydi ama şu an geri geldi. Tekrar geldi. Tamam. Şimdi dolayısıyla burada da hidrojenin yoğunluğunu görüyorsunuz. Sıcaklıkla. ve Dolayısıyla bu şurası mesela sıvı hidrojen noktası. Yani sıvı hidrojenin yoğunluğu 0.07 gram bölü mililitre. Yani suyun yoğunluğu 1 gram bölü mililitre. Düşünün yani hidrojen, sıvı hidrojen yoğunluğu az bir şey. Yani dolayısıyla hani 1 kilogram hidrojen için depolamak için bayağı sıvı hidrojen depolamak için bayağı bir volume hacme ihtiyacımız var. Bu önemli bir şey. Aynı şekilde basınçlandırılmış hidrojenin de şuralara bakarsak tabii e, oda sıcaklığına gidersek işte 273 Kelvin, 298 Kelvin'e falan gitmemiz gerekiyor. Bugünkü tanklar 700-800 bar. Yani şuralara denk gelecek. Oralarda da yani hidrojenin e, aslında yoğunluğu oldukça düşük. Yani bu bir sorun oluyor aslında. Dolayısıyla hidrojeni depolamak için böyle tanklara ihtiyacımız var ve bu tanklara işte şu anda norm 700 atmosfer gibi gözüküyor araçlarda falan 700 barlık tanklar var. Tabii şu NASA'daki dünyanın en büyük sıvı hidrojen depolama yeri. Ve bu tabi eksi 253 e, e, derecede operate ediyor. Bunun dışında e, bir takım e, bu e, şeyleri yani çok e, oda sıcaklığında e, hidrojen depolayabileceğimiz e, kemik kimyasal hidritler var. Bunları mesela sodyum borohidriti örnek verebiliriz. Hani ülkemizde sodyum borohidrit bol veya işte metal hidritleri verebiliriz magnezyum hidrit gibi bunları da ısıtaraktan veya katalizör kullanaraktan içlerindeki hidrojeni alabiliyoruz bunlar da hidrojen salabiliyor fakat bu teknolojilerin yani ticarileşmesi şu aşamada biraz zor gözüküyor açıkçası daha sonra hidrojenin dağıtımı yani ve arzı önemli bir konu tabi. Şimdi hidrojen dolum istasyonları yavaş yavaş artıyor. Burada sağ tarafta işte hidrojen highway in Europe diye bu maviler şu anda olan hidrojen istasyonları bu turuncuyla gözükenler de planlananlar Tabi Almanya gördüğünüz gibi bayağı bir başı çekiyor. E, fakat tabii düşünürsek bunlar bir de şu andaki benzin istasyonu sayılarını bunlar tabii ona nazaran çok daha az. Yani binlerce belki benzin istasyonu varken e, yani o binlerce on binlerce belki hani yüz tane falan hidrojen istasyonu ya var ya yok. Yani dolayısıyla fakat e, yavaş yavaş e, işte bunların e, e, yapımı da artıyor. Yani zamanla bunlar da tabii ki artacak. Hidrojen fiyatı yapılan çalışmalar ile düşecek. Hidrojene olan talep artacak. Hidrojene artan talep arttıkça dolayısıyla bu istasyonlar da artacak muhtemelen. Diğer bir şey de hidrojen boru hatları ve şimdi hidrojeni bir takım çalışmalara göre şu andaki doğal hidro doğal gaz hatlarına karıştırarak taşıyabilirsiniz. İşte belirli bir yüzdeye kadar belki bunu yapabiliyorsunuz. Ya da yeni hidrojen boruları hatları aslında üretebilirsiniz ve bunları toprağın altına veya üstüne koyabilirsiniz burada gördüğümüz sarılar yeni aslında yapılmakta olan hidrojen hatları. Diğerleri de doğalgaz hidrojen karıştırılan doğalgaz hatları <laughs> ve gördüğümüz gibi yavaş yavaş bir ağ oluşuyor aslında. bu 2000 40'a kadar böyle olgun bir hidrojen boru iskeletinin oluşturulabileceği düşünülüyor Avrupa'da. Tabii bu arada biz şimdi mesela doğal gazı aynı zamanda boru hatlarıyla taşıyoruz ama aynı zamanda gemilerle de taşıyoruz. Şu anda hidrojeni taşıyacak gemiler yok ama tasarlanıyor bunlar. E ee, hidrojen de iki türlü taşınabiliyor. Ee, bir e, basınçlandırılmış e, hidrojen olarak e, şu tip e, gemi tasarımları var. İşte burada basınca dayanıklı e, kocaman bir e, şey e, görüyorsunuz. E, bir vessel e, gözüküyor. İşte bunun içinde e, işte 700 var, 1000 var. Artık neyse hidrojen dolduruluyor ve taşınıyor. Burada da sıvı hidrojen Taşıyabiliyorsunuz. Tabi burada bir e, soğutma e, yapılması gerekiyor çünkü eksi 250 e, derecelere e, ulaşılması gerekiyor. E, bir de e, tabi bu tip bir de eksi 250'ye ulaşsanız bile e, hidrojeni orada tutabilmek için e, tabi %100 bir yalıtım sağlamanız gerekiyor. O yalıtımı da sağlayamadığınız için bir boil-off denen bir e, olay var ve hidrojenin e, bu boil-off yüzünden bir kısmını kaybediyorsunuz. Şimdi en sonunda da e, hidrojen ekonomisinde kullanıma geldik. E, aslında iki tane kullanımı var, hem endüstride hem de e, aslında ulaşımda. Şimdi e, ulaşımda kullanmak için de iki türlü yol var. Bir tanesi elektrokimyasal yakma dediğimiz şey. Burada hidrojen yakıt hücreleri kullanıyoruz. Yakma dediğimiz şeyde hidrojen içten yanmalı motorlar var. Bu işte bir e, PEM yakıt hücresinin çalışma prensibi. Hidrojen e, giriyor. Yine şu katalizör tabakası var bir tane elektrolizörlerdeki gibi. Hidrojen protonlara ve elektronlara ayrılıyor. Protonlar buradan geçiyor. Elektronlar yukarıdan geçiyor. Burada işte bir elektrik e, akımı oluşuyor. Bununla bir güç e, elde ediyoruz. Elektrik motorunu çalıştırıyoruz. Ve burada da oksijenle elektronlar ve protonlar oluşturarak birleşerek su yapıyor. Burada da aynı şekilde bu tersi tabii e, elektrolizörün burada da tabii yine bir 1.23 volt ...gibi bir şey var... Ee, ...bu da bir pem hidrojen yakıt pilinin... ...bileşenleri... ...aslında oldukça kompleks bir yapısı var... ...bu sadece tek bir... E, ...hücre... İşte bir e, membran elektrot yığını var... ...burada kataliz tabakaları var... ...contalar var... ...yine gaz difüzyon tabakaları var... ...hidrojenin ve oksijenin... ...daha iyi ve etkin bir şekilde... ...katalizör yüzeyine ulaşabilmesi için... ...aynı şekilde burada... ...flow kanalları var... İşte akım toplayıcılar var ve son plakalar var. Ve sonra bunları aslında sandviç ediyoruz. Tabi bu bu yakıt bir üçlü faz arayüzü çok önemli. Hala anlaşılmış değil zaten tam olarak ne olduğu. Fakat şöyle bir yapısı var. Bir membran tabakası var. Membran tabakasının önünde bir karbon destekli platin katalizör tabakası var. Şunlar platin, şunlar karbon ve ondan sonra da bu iletken karbon iplikler var. Ve oksijen bu taraftan geliyor, protonlar bu taraftan geliyor ve burada reaksiyonlar oluyor. Oluşan suyun dışarı çıkması gerekiyor. Şu nano yapıda bakarsak şöyle bir şey yani 2 nanometrelik platin nano parçacıklarından bahsediyoruz. Onların üzerinde bir binder dediğimiz e, protonların e, bu noktaya gelmesini e, e, sağlayan e, bir e, aslında e, bir yol e, sağlayan e, bir e, polimer var. E, şurada gördüğünüz şekilde bu proton bunun üzerinden gidip buralarda reaksiyona giriyor. E, bu yapıların e, aslında işte nasıl olması gerektiği işte hangi metallerin kaç nanometre boyutunda olması gerektiği, işte şuradaki gördüğümüz binder'ın kalınlığının ne olması, buradaki karbonun büyüklüğünün ne olması, kondaktivitesinin ne olması gibi birçok alanda yine tabii milyarlarca dolar harcanıyor bu işleri anlamak için. Burada da kayıplarımız var. Nasıl elektrolizörde kayıplarımız var, yakıt pilinde de kayıplarımız var. Bu voltaj, bu da Akım yoğunluğu. Buradan gördüğümüz gibi 1.23 akım çekmeye başladığımız zaman bir yakıt pilinde e, voltaj düşüyor ve burada bir kaybımız oluyor. E, yani yaklaşık olarak gördüğünüz gibi yani bu mesafe neredeyse e, yani bu toplam mesafenin yarısı gibi bir şey. Yani bayağı bir ne anlama geliyor o zaman? Tabii ee, ...bu hidrojenin enerjisinin yarısını aslında kaybediyoruz ısı olarak. Dolayısıyla ne kadar buralarda çalışırsak o kadar iyi aslında. Hidrojen yakıt hücreli araçlar var. Ee, bu Toyota Mirai. Ee, ve araç da şu şekilde çalışıyor. Ee, aslında tabii elektrik motoru var aracın. Elektrik motoru var, aracın içinde bir batarya var. Fakat bu küçük bir batarya. Bir de bir de yüksek basınçlı hidrojen tankı var. Bu yüksek basınçlı hidrojen tankı yakıt pilini besliyor. Aynı bizim arabalardaki gibi hava havayı çekiyor araç. Oksijenle hidrojen bu yakıt pilinin içinde birleşip elektrik üretiyor. Bu elektriği bataryayı da şarj edebilirsiniz, Direkt olarak motoru da e, aslında e, hareket ettirebilirsiniz. İşte bunun bir e, energy management e, softwarei e, oluyor. Şu gördüğümüz bizim e, fuel cell power train dediğimiz şey, şu bunun tabi gördüğünüz gibi bu da bayağı bir elektrik bayağı bir motor gibi bir şey aslında. E, yani bunun içinde ...su separatörleri var, hava kompresörü var, işte devamlı bu e, soğutmamız gerekiyor, işte dolayısıyla soğutma e, suyu pompası var e, ve işte suyun temizlenmesi gerekiyor, iyon değiştiriciler var, işte şu arkada yakıt pili var falan, e, yani dolayısıyla hani bu da oldukça e, bir aslında senelerdir geliştirilmekte olan bir teknolojinin sonucunda ortaya çıkmış bir şey. Artık birkaç yüz kilowattlık sistemler yapılıyor aslında. Bu da yeni BMW'nin hidrojen yakıt piliyle çalışan arabası aslında. Geçenlerde bunu duyurdular. Bu da bir yakıt pilini, aracın nasıl yani hangi voltaj ve akımlarda çalıştığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi yani çok yüksek voltaj ve akımlarda çalışıyor. Fakat bu 500 amper gibi akımlara çıkabilse de tercih edilmiyor gördüğünüz gibi operasyonda. Çünkü demin anlattığım gibi çok yüksek akım ...yoğunluklarına çıktığınız zaman... ...aracın verimliliği düşüyor. Yani yakıt pili sisteminin... ...dolayısıyla mümkün olduğu kadar... ...düşük akımlarda ve yüksek voltajlarda... ...çalıştırılmaya çalışılıyor... ...araçlar. Pem yakıt pili ekonomisine de bakarsak... E, ...şu anda... E, ...önüm epeydir tabii çalışılıyor. 2000'li yıllardan beri. Yani bayağı bir düşüş olmuş kilowatt başına aslında 60 doların altına düşülmesi hedefleniyor. Çok da kolay bir şey değil aslında. Çünkü burada gördüğünüz gibi yeni katalizörler geliştirmek gerekiyor. Çünkü yani yakıt pilinin maliyetinin önemli bir kısmı bu katalizörlerdeki. Kullanılan platin. Fakat hidrojen ile yakıt piliği ile çalışan otobüsler var. Fiyatlarını burada görüyorsunuz. Burada bunların üretiminde bir takım parçalar sağlayan şirketleri görüyorsunuz. 2020 yılında ilk hidrojen yakıt piliği ile çalışan tren devreye girdi. Almanya'da Alstom adlı e, Fransız bir e, şirket e, bunu geliştiriyor. İşte Hyundai'in e, kamyonları başladı. Exient deniyor. E, bir de e, bunların hepsi yakıt pilleri. Bir de şimdi artık hidrojen ile çalışan içten yanmalı motorlar var. E, ve e, onlar da e, bugün aslında da yavaş yavaş yollarda görmeye başladık Avrupa'da. Bu mesela sol tarafta bu Cummins'in yaptığı hidrojen motorunu görüyoruz. Bu hidrojen motoru bizim bildiğimiz içten yanmalı motorlara benzer bir motor zaten. Fakat hidrojenle çalışıyor. Burada da arkadaki hidrojen tankları bu motora besleyerekten e, gerektiği gücü elde e, edebiliyorsunuz e, bu, bu yakıt piline nazaran daha kolay ve bilinen bir teknoloji e, araçları e, modifiye etmesi yani bütün aracı modif modifiye etmesi daha kolay Hani tasarımı, ondan sonra yapılması çünkü şu anda kullanılan teknolojiye yakın bir teknoloji yalnız bunların sorunu yakıt pillerine nazaran verimliliklerinin daha düşük olması yani nasıl ki içten yanmalı motorlarda verimlilik yüzde yirmi gibi bir şey yani bunlarda da öyle halbuki yakıt pillerinde 50 elli yüzde altmış bir verimliliğe ulaşmak mümkün yani dolayısıyla Aynı miktar hidrojenle 2-3 kat yol gidebilirsiniz. E, fakat e, yakıt pillerinin de şu anda çok pahalı olduğunu unutmamak lazım. Ama hani gelişmekte olan bir şey. E, bu arada Airbus'in e, sıvı hidrojen e, ile e, çalışacak uçaklarını e, görüyorsunuz. Bunlar tasarım bunlar da yavaş yavaş işte artık ilk önce tabi küçük ölçekte sonra büyük ölçekte muhtemelen üretilecek önümüzdeki yıllarda bir de endüstri uygulamaları var endüstri uygulamaları aslında çok artık vakit kalmadı biraz zaten buna çok şey ayırmadım fakat bu endüstride biz yani hidrojeni bir kere ısı için kullanabiliriz. Doğal gaz yerine. So, aynı zamanda demir çelik mesela üretiminde kullanabiliriz. Kömür yerine. Ee, bu şekilde tabii karbondioksit emisyonlarımızı azaltabiliriz. Amonyak üretiminden bahsettim. Aynı zamanda tabii bir alanda sentetik yakıtlar ve havadan yakaladığımız karbondioksit veya işte termik santrallerden yakaladığımız karbondioksiti hidrojenle birleştirip bir takım sentetik yakıtlar ve kimyasallar üretebiliriz e, aslında yani bir takım yeni tip rafinerilerde bir takım e, yeni bir e, kimyas yani eski kimyasalları yeni rafinerilerde yeni metotlarla yapabiliriz. Yani bu da aslında gelişmekte olan bir alan e, şu anda. E, hidrojen alanında birçok şirket var. Burada 75 tane şirket konmuş. Gördüğünüz gibi bunların bazı yani duymamışsınızdır çoğunu. E, bunlar işte bazıları startup, işte bazıları e, aslında bu alanda e, oldukça büyük şirketler. Mesela işte. Fakat gördüğünüz gibi işte alkalin elektrolizörler, PEM elektrolizör şirketleri, ondan sonra solid oxide elektrolizör şirketleri, yakıt pili şirketleri, ondan sonra işte depolama şirketleri, dağıtım şirketleri gibi birçok şirket aslında bu alanda dünyada faaliyet gösteriyor. İşte umuyoruz ki yakında Türkiye'den de ülkemizden de e, bu listeye e, şirketler e, girer. E, bir de e, start uplardan bahsedeceğim. E, Tabi e, hidrojen alanındaki startuplara yatırılan paralar da artıyor. Mesela 2008'de, 2018'de yani bu e, neredeyse e, 0.7 milyar e, dolarken, e, 2022'de 10 milyar. E, dolara e, ulaşmış e, bunların çoğu Aslında e, hidrojen üretim Aslında e, için e, verilen e, şirket e, yani hidrojen üretimi e, alanında çalışan şirketler daha sonra işte dağıtım e, depolama ve kullanım e, şirketleri e, geliyor Yani bu da aslında bu alana e, ilgi olduğunu e, gösteriyor Mesela en son bir Hydrogen Pro diye mesela bir şirket yeni bir elektrolizör teknolojisi kapileri fed elektrolizör diye bir teknoloji geliştirdi ve yüz milyonlarca dolar fon topladı. Büyük en sonda biliyorum ama Bitti. sorularla beraber bir buçuk saatte tamamlamayı planlıyoruz. Hep. Tamam, bitirdim. Ee, sanki bir çeyrek oldu gibi hani bir toparlarsak. Tamam. Sorular olmaz sonda... bilemiyorum ama yavaştan toparlanırız. Tamam, tamam. En sonda e, bu e, Amerika'da bir gelişme oldu birkaç hafta evvel. ABD Enerji Bakanlığı 7 tane bölgesel hidrojen merkezi için 7 milyar dolarlık bir fon verdi. E, ve kurulacak ağ ile senede 3 milyon ton temiz e, hidrojen e, üretimi hedefleniyor. Tabii 7 milyar dolar e, çok büyük bir rakam. Ülkemizde Ne oluyor? Ülkemizde de yavaş yavaş bir şeyler başladı. E, Karsan e, yakıt biliyle çalışan bir otobüs yaptı ve Almanya'da onu sergiledi. E, bir e, Türkiye'deki hidrojen e, teknolojileri stratejisi ve yol haritası hazırlandı bakanlık tarafından. E, Türk e, sanayisinin ilk hidrojen, yeşil hidrojen tesisi için adım atıldı enerjisi e, tarafından. TÜPRAŞ ürettiği hidrojeni yeşil hidrojen yapacağını bildirdi. Ve Avrupa Birliği tarafından bir hidrojen vadisi projesi fonlandı. Ve burada üretilecek 4 megawattlık bir elektrolizörde üretilecek hidrojen işte Balıkesir, Bursa, Çanakkale gibi şehirlerdeki ee, bir takım hidro şey gibi şişe cam, kale, kastamonu entegre etimaden gibi şirketler tarafından e, kullanılacak ve bu şekilde bir vadi e, oluşacak. Bu da e, umuyoruz ki diğer vadilere gelişmesine e, Türkiye'de neden olacak. Sonuç olarak böyle bir şey aslında düşünebiliriz. Güneş, güneşte hidrojen atomları enerji üretiyorlar. Bu enerji radyasyon olarak dünyamıza geliyor. Ve ondan sonra biz bu enerjiyi güneş panelleriyle topluyoruz. Aynı zamanda rüzgar tribünleriyle de topluyoruz. Çünkü rüzgarı yapan da yine sıcaklık farkları. Ve dolayısıyla bu elde ettiğimiz enerjiyle suyu ayrıştırarak hidrojen yapıp ondan sonra temiz bir e, enerji şeyi sağlayabiliriz. Ee, yani hidrojen dünyayı kurtarmaya geliyor gibi bir durum var şu anda. Yani dekarbonizasyon eşittir hidrojen. Teşekkür ederim. Soruları alabilirim. Teşekkür ederiz hocam sunum için. Ee, soruları olan direkt mikrofonunu açıp sorabilir. Ben hocam bir soru sormak istiyorum. Buyurun hocam. Ee, ölçüm laboratuvarı Cenk Doğan. Öncelikle çok faydalı bir sunum oldu. Teşekkür ediyorum hocama. Ee, şimdi e, Avrupa'da ve dünyada bunun e, hidrojenin kullanımı uzun yıllardır var. Türkiye'de neden bu kadar yeni keşfedilmiş gibi bir hidrojen üzerine çalışmalar başladı? Neden daha önceden başlamadı? Bunu bir hocama sormak istiyorum. Bir ikinci sorum da hep hocam temiz yakıttan bahsetti. Mesela doğal gazdan üretilen dojenden. Peki biz bunu atıktan ya da atık yakma ünitelerinin bacalarından e, geri dönüşüm olarak farklı bir e, geri kazanım yapabilir miyiz? Bununla ilgili çalışma var mıdır? Teşekkür ederim. Evet. Aslında e, dünyada eee Uzun süredir e, hidrojen e, araştırmaları e, üzerine e, çalışılıyor olsa da e, hidrojen e, şimdiye kadar e, açıkçası e, ticarileşemedi e, bir yakıt olarak. Yani ne Avrupa'da ne Amerika'da. E, hatta e, 2000'li yıllarda e, buna benzer bir e, hidrojen araştırmaları. E, ...popüleritesi olmuştu... E, ...fakat... E, ...hidrojen... E, ...ortada olmadığı için... ...o... ...sanayiler... ...bir türlü ticarileşemedi. Fakat son zamanlarda... ...bu sene, bu sefer artık... E, ...bu... E, ...hidrojen arzı tarafında da... ...bir takım çalışmalar yapılıyor. Ortalıkta... ...hidrojen olacak gibi gözüküyor. E, ve dolayısıyla... ...bu sefer sanki hidrojenin ticarileşmesi yakıt olarak mümkün olabilir gibi gözüküyor. Ee, bizim e, daha evvelden e, yani e, çalışma aslında 2000'li yıllarda Türkiye'de de e, çalışmalar vardı. Hatta işte İÇET e, Hidrojen Merkezi kurulmuştu Necat Veziroğlu tarafından e, İstanbul'da. Fakat daha sonra dünyada hidrojenin ilme kaybetmesinden dolayı bu merkez ve diğer merkezlerdeki çalışmalarda askıya alındı. Bütün dünyada olduğu gibi. Fakat şimdi biz de yavaş yavaş dünyayı takip ederekten bu alanlarda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. İşte bu alanda birçok teşvik ve proje vermeye çalışıyor devlet ve bu alanda yavaş yavaş güçlendirmeye çalışıyor. Diğer soruya gelince evet yani atıklardan gördüğümüz gibi zaten biyokütle dediğimiz şey hani yüzde beş değil mi bir hidrojen içeriyor yani aslında o zaman biyokütleyi biyokütleden veya biyokütle ...atıklardan, orman atıklarından e, hidrojen elde etmek mümkün e, aslında. E, fakat e, şu ama e, neticede e, genel olarak yine bir reformasyon teknolojisi kullanmanız gerekiyor... ...o hidrojeni elde etmek için. Reformasyon teknolojisini kullandığınız zaman da ortaya karbondioksit çıkıyor ve dolayısıyla e, karbonu dioksiti de yakalayacak sistemlerle beraber e, bir şekilde e, onu yapabilmeniz lazım ki bir işe yarasın. E, tabii orman atıkları nispeten e, daha iyi çünkü onlar yine karbondioksiti e, havadan e, alıyorlar e, Tabii. E, ve dolayısıyla hani. Çıkarttığımız karbondioksit biraz yine döngüde olan bir karbondioksit olduğu için tabi kömür veya doğal gazdan daha iyi diyebiliriz. Ama ama hani bizim neticede güneşimiz var, rüzgarımız var. Yani dolayısıyla su da var. Yani dolayısıyla hani bizim üreteceksek sanki ormanlardan değil de hani diğerlerini kullanaraktan hidrojen üretmemiz sanki daha sağlıklı gibime geliyor bana sorarsanız. Ekran paylaşımını kapatabilir miyiz? Evet, kapattım. Evet hocam, başka sorusu olan var mı? Hocam, iyi akşamlar. Bu yeni şey konusunda gündeme gelmişti. Bu füzyon reaktör konusu. İngiltere özellikle bayağı ciddi bir proje yapıyor o konuda. Bunlar önümüzdeki dönemde başat gidecek alanlar mıdır enerjide? Yoksa bir bir tür rekabet var mıdır arasında? Onu merak ettim. Teşekkürler. Füzyon teknolojileri üzerine çalışmalar devam ediyor. Yani önemli bir alan. Son zamanlarda da biraz gelişmeler oldu. Fakat teknoloji ticarileşmekten çok uzak şu anda. Sadece hani birkaç saniye kadar koyduğumuzdan daha fazla enerji üretebildi e, bu reaktör e, sistemlerinde. Fakat bu reaktör sistemlerinde sadece enerji bildiğim kadarıyla sadece şu anda mesela enerji üretebiliyoruz. Fakat o ürettiğimiz enerjiyi o reaktörün içinden alabilecek teknolojiye sahip değiliz şu anda. Yani. O kadar aslında e, yani e, ilerlememiz e, gereken e, bir ilerleme kaydetmemiz e, gereken bir teknoloji. E, tabii eğer füzyon teknolojisi gerçekleşirse tabii o yani sonsuz temiz enerji gibi bir şey e, bir anlama geliyor. Yani o zaman muhtemelen ne fosil yakıta e, ihtiyacımız e, kalacak... Fakat o yine de hani belki hidrojen kullanılabilir. Neticede o enerjiyi belki bir şekilde bir yere taşımak için hidrojen iyi bir yol olabilir. Yani depolanması ve taşınması için. Teşekkürler. Muzaffer Hocam sorunuz mu var? Şimdi hocam benim sorum şuydu. Şimdi bu elektrolizerlerin kapasitelerinden bahsederken hep megawatt ve gigawatt gibi birimler kullanıyoruz. Halbuki e, kilogram saat veya ton yıl gibi birimler daha doğru olmaz mıydı diye soracağım. Teşekkür ederim. Evet öyle de olabilir. Ee, çevrim e, çok zor olmayabilir genellik genellikle e, kilogram bölü saati değerini o hidrojenin e, kilowatt 33.3 higher heating valuesu oluyor Onunla çarptığınız zaman zaten e, şey e, kilowatt e, saat e, değerini alabiliyorsunuz Yani yapılabilir e, fakat e, elektrolizör dünyasında, Genellikle bu megawatt, gigawatt, hani onlar konvansiyonel olmuş şeyler diyebilirim. Çevirme yapmanız gerekiyor. Evet, yani ben de devamlı kafamda aslında çevirme yapmam gerekiyor. İşte hani bir yere gidiyoruz, işte saatte şu kadar hidrojen üretmek istiyorum. işte o kaç kilowatt saat işte o kaç megawatt gigawatt falan filan baya bir elde şeyler yapmak gerekiyor. Oğlum, teşekkürler hocam. Şerket Bey sizin bir sorunuz var herhalde. Merhabalar. Hocam benim de şimdi otomotivle ilgili konuşmalar yaptınız. Şimdi hızlı bir şekilde elektrikli araçlara girdik. Hidrojenli işten yanmalı motorlar dediniz. Yani oradan sanki bir eskiye dönüş gibi bir şey çıkar mı yani orası da ticarileşir mi? Ya da orada e, kaçırdığım bir şey mi var? Valla onlar ticarileşiyor zaten çünkü şöyle yani yük taşımacılığında bataryaların pek rağbet görmeyeceği düşünülüyor çünkü yük taşıdığınız yani. yük kadar. Bir ağırlıkta bir bataryaya falan ihtiyacımız e, oluyor. Yani e, dolayısıyla feasible değil. E, dolayısıyla hani kamyon, tır gibi e, araçlarda e, hidrojen iyi bir seçenek gibi duruyor e, şu anda. E, fakat e, burada da işte iki seçenek ortaya çıkıyor. Bir tanesi yakıt pili teknolojisi, bir tanesi de içten yanmalı motor teknolojisi. Ee, ve e, içten yanmalı motor teknolojisi e, bugün e, hani daha ucuz e, ve daha bilinen bir teknoloji. E, ömrü biraz daha e, iyi e, kanıtlanmış yakıt pillerine nazaran e, ve dolayısıyla hani rağbet görecek bir teknoloji. En azından şu anda aslında e, hani dizelli kamyonlar sonra içten yanmalı hidrojen motorlu kamyonlar sonra yakıt pili Kamyonlar gelecek gibi bir görüş hakim e, aslında. E, çünkü neticede e, regülasyonlara göre artık e, yani şirketler Euro 7 regülasyonları geldi. Bu Euro 7 regülasyonlarına göre ilk defa olarak karbondioksit emisyonlarına regülasyon geldi e, ve e, buna göre şirketler bütün e, sattıkları e, araçlardan e, aslında CO2 emisyonlarından sorumlular. Yani dolayısıyla mecburen hidrojenle çalışan kamyonlar satmak zorunda kalacak kamyon veya araç üren, üreten şirketler. İşte bunun içinde ya hidrojen içten yanmalı olacak, ya yakıt bile olacak. Ama regülasyonlar onları mecbur tutma yönünde şu anda e, ilerliyor. Hocam bu içten yanmalı motorlarda e, yanma sıcaklığı, yanma basıncı yani bu normal içten yanmalı benzinli motorlarda yani 12-13 bar herhalde o seviyelerde dizel motorlarda 20 barın üstüne çıkıyor. E, ama burada yanma sıcaklığı hidrojenin daha yüksek diyebiliyorum ama bu konuda evet, var hidrojenin mı? yanma sıcaklığı daha ne? yüksek, ne? E, dolayısıyla e, daha yüksek basınçlarda e, muhtemelen e, motor e, şey yapıyor, çalışıyor diye düşünüyorum. Yani sanki dönüşüm çok kolay olurmuş gibi gelmiyor bana da normal içten yanmalı benzinle veya dizelle çalışan bir motoru hidrojene döndürmek ki benzinle yapılamaz mümkün depo, değil. O evet o mümkün, mümkün değil. değil. Evet o mümkün değil. Sıfırdan üretim gerekiyor. Sıfırdan yani. üretim gerekiyor. İşte Dövüşmden o yüzden bahsettiniz da, de o, o yüzden ara da, araç, araç olarak para yani e, power train e, ve balance of plant olarak bahsettim yani. E, neticede onlar yakın birbirine. E, ama e, hani yakıt pili araç dediğiniz zaman bütün o e, balance of plant e, falan tamamen değişiyor. Yok yakıt piline zaten geçilmez de hani normal işten yanmalı motor yani fosil yakıtla çalışan işten yanmalı motoru birkaç modifikasyon yaparak hidrojenle çalışan işten yanmalı motorla aracı çevirmek çok herhalde mümkün değil. Yok değil. Okay. Değil. Bir de hocam başka soru yoksa ya da ben arada sorayım. Hani hidrojen bana böyle bir yakıttan ziyade bir enerji aktarım biçimi gibi geliyor. Hani e, dolayı çünkü e, doğada bulamıyoruz hidrojeni fosil e, evet. yakıtlar gibi. Hidrojeni bizim bir şekilde yöntem bazı yöntemlerle üretmemiz gerekiyor. En akıllıcası evet. herhalde bir elektroliz. Elektroliz için aslında bizim önce elektrik üretmemiz gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla hani yeşil hidrojen dediğimiz zaman işte bu metandan veya işte e, fosil yakıtlardan veya işte e, fosil yakıt kullanan elektrik santralinin ürettiği elektrikle yapılan hidrolizden üretilen hidrojen bunlar çok yeşil olmuyor bana göre. Evet. Hani bizim <laughs> hedeflememiz gereken sistem sanki e, yani e, rüzgar türbinleri, güneş panelleri işte nükleer bir yere kadar yeşil gibi onun da atık problemi var ama Hani bunları kombine edip aslında piyasanın iç ihtiyacının çok üzerinde bir e, install base grup onun fazlasıyla gün içerisinde üretilen fazla enerjiyle hidrojen üretip bu hidrojeni depolayıp rüzgar yok, güneş yok depoladığımız hidrojenden de <laughs> gaz türbinleri vasıtasıyla <laughs> elektrik üretmek. Hani evet. böyle bir sustainable bu sistem kurmak Evet. Yani en aklıma yatan çözüm o ama orada da hani süreçte evet. bahsettiğiniz problemler yani depolama problemi sıvı eksi 250 derece onun haricinde basınçlar çok yüksek evet. yani o araçlarda kullanılan tankların et kalınlığını tahmin edemiyorum çok kalındır çok asla o da büyük evet, bir kalın. ağırlık evet. karbon benim ee, problemi yok. var hidrolizdeki elektrolizdeki verim problemi var evet. ee, şeyle yakıt piliyle üretilen elektrikte e, verim problemi var. E, yeni distribution linelardan bahsediyoruz. Yani hepsini alt alta koyduğumuzda sanki hidrojenin e, zaten bir enerji kaynağı değil ama e, hidrojenin bir enerji aktarım yöntemi olarak kullanılması kısa vadede çok böyle yani infrastruktur olarak her şey neredeyse değiştirmemiz gerekiyor ve çok yeni e, santraller kurmamız gerekiyor. Hani bana çok böyle yakın vadede olur bu iş e, gibi gelmiyor. Uzun vadede de çok büyük inisiyatifler lazım. O deniz gibi regülasyonların değişmesi lazım. Ama hani buraya gelene kadar biz başka daha böyle e, temiz enerji kaynağı yöntemleri bulabilir miyiz veya işte e, yenilenebilir enerjiden ürettiğimiz elektriği daha verimli bir depolama yöntemi bulabilir miyiz? İşte <laughs> hidroelektrik santralleri tersine pompa olarak kullanarak işte su depolama oradan. Yani çok başka yöntemler de var. O yüzden bunların hepsini alt alta koyunca e, benim kafamda çok böyle yüzde yüz oturuyor gibi değil. Bu konuda ne düşünürsünüz? <laughs> Vallahi siz de gayet güzel de özetlediniz yani söyledikleriniz doğru hani genel olarak fakat yani alternatif yani alternatif olarak da şu anda hani çok başka bir şey yok ve bir şekilde hani karbondioksit emisyonlarının azaltılması gere gerekiyor yani bu iyi bir yol gibi duruyor her teknolojinin aslında hani gelişmesi vakit alıyor. Ve bu da dediğiniz gibi hani bütün infrastructure'ın değişmesi gerekiyor aslında. Zaten ondan dolayı aslında hani işte bu 11 trilyon dolarlık ekonomi yaratacak. Yani bütün araçların değişecek, gemiler değişecek, boru hatları değişecek, santraller değişecek. Yani yani her şey değişecek. Yani çok in eğer olursa tabii inanılmaz bir değişim olacak. Fakat hani böyle de bir gidişat var aslında. Regülasyonlar da bunu favor edecek şekilde yapılıyor yavaş yavaş Dünyanın e, muhtelif yerlerinde e, bayağı e, yüksek hükümet teşvikleri var. Yani oluyor bu teşvikler aslında e, birçok yerde. Zaten mesela bugün yurt dışında bir elektrolizör alıyorsanız öyle birkaç megawattlık bir şey. Yani onun muhtemelen yarısını falan zaten devlet veriyor. Yani öyle kalkıp e, şirketler o paralara e, yani e, elektrolizör almıyorlar yani bugün parasını verip gerçek. Çünkü teşvik gerekiyor. Ee, dolayısıyla yani ama bayağı da bir teşvik e, veriliyor. Ve bu böyle e, devam ettikçe e, şimdi Çin de yavaş yavaş e, aslında e, bayağı aktif bir biraz sessiz bu alanda. Fakat onlar da aslında teknolojik olarak bayağı bu alana yatırım yaptılar. bayağı hem elektrolizör hem yakıt pilleri teknolojisinde aslında bayağı ileriler. Yani birçok komponent falan zaten yine artık Çin'den geliyor. İşte Avrupalılar yine Çinlilerin önünü kesmeye çalışıyor bu alanda da. yani şöyle düşünebiliriz belki güneş pilleri, güneş mesela panelleri eskiden mesela ne kadar azdı? Çünkü çok pahalıydı. Ya yani hiç kimse güneş panellerinin yani bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar yaygınlaşacağını düşünebilir miydi? Bilmem bundan belki 10 sene evvel. Ama oldu. Yani Sonra çünkü hocam, güneş güneş panelleri hani olan bir sisteme entegre oluyorlar. O Fakat yüzden çok ucuzladı. Üretim çok maliyetleri ucuz. tabii ki çok ucuzladı ama Burada Çok ucuzladı için oldu bunlar. Yani. Evet, çok ucuzladığı için oldu bunlar. Neticede bugün hidrojen teknolojileri biraz pahalı kalıyor. Bir kere ucuzlamaları lazım bence. Yani şu elektrolizör fiyatları olsun, işte yakıt bili fiyatları olsun, bunların düşmesi gerekiyor aslında. Ee, ama işte onlar da e, yavaş yavaş e, düşüyor. E, teşviklerle falan da e, iyi bir yere gelebilir. Evet, yani hocam. bu e, hani 2000 ben hem işte. veya toparlarsak 40 40 geçeye yaklaştık da Son bir kısa bir soru alabiliriz yoksa da kapatalım. Muzaffer hocam. Hocam hep yıllardır bu Karadeniz'de belli bir derinliğin altında hidrojen sülfür olduğu söylenir. Evet, evet. Herhalde bu soruyla çok karşılaştığınız için evet. güldünüz. Ee, evet. Tabii siz hidrojen üretim kaynakları olarak işte kömür dediniz, doğalgaz dediniz, evet. elektrik dediniz. Acaba bu hidrojen sülfür konusunda bir araştırma var mı? Yani Karadeniz'deki hidrojen sülfürden hidrojen üretimi konusunda bir çalışma var mı? Hidrojenden e, o alanda biraz akademik e, çalışmalar e, yapılıyor e, ama e, şu anda e, hani e, ticari e, veya pilot tesis boyutlarında e, bir takım e, çalışmalar e, olduğunu zannetmiyorum. Sadece laboratuvar ölçekli e, çalışmalarda hidrojen sülfür gazından hani hidrojen e, üretmek e, mümkün. Ee, ama e, tabii e, o teknolojinin e, daha da gelişmesi gerekiyor. Aslan hocam son soru alalım. Evet hocam çok teşekkürler ederiz. Ee, ben çok kısaca bahsettiniz ee, demir çelik sektöründe e, karbon yerine hidrojen kullanımı redüktant olarak ve bir bir belki bir, 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 cümleyle birkaç cümle daha ilave edebilir misiniz demir çelik uygulamalarına? Evet yani e, demir çelikte e, yani e, şu anda e, tabi e, kömür e, kullanılıyor e, ve e, bu e, kömürün e, yerine e, ...reductant olarak aslında hidrojenin kullanılması öngörülüyor ve o zaman buna işte hani yeşil çelik deniyor. Ve tabii bu yeşil çeliğin üretilebilmesi için çok tabii nasıl ki demir çelik düşünürseniz inanılmaz miktarlarda kömür kullanıyor. Aynı şekilde e, inanılmaz e, miktarlarda hidrojen e, gerekiyor bunun için. Tabii bu hidrojeni de aynı zamanda hani yeşil e, olması lazım. E, yoksa doğal gazdan elde edilen hidrojenle e, hani çelik e, kömürü değiştirmenin bir anlamı yok e, zaten. E, dolayısıyla. Ee, bu kadar büyük miktarlarda e, tabi hidrojen e, e, üretimi için e, elektrolizör e, fiyatlarının e, daha aşağıya inmesi e, gerekiyor. E, aynı zamanda yenilenebilir enerji fiyatlarının da bayağı bir aşağı inmesi gerekiyor. Çünkü kömür çok ucuz bir şey aslında. Yani e, hidrojenin e, kömürü alternatif olabilmesi için yani hidrojenin fiyatının herhalde 1 kilo 1 dolar per kiloya falan düşmesi gerekiyor. Yani bugün işte bakıyorsunuz işte gösterdim yani pompada satılıyor 15 euro kilosu. Yani neredeyse bir 10 kat falan hidrojenin fiyatının düşmesi lazım ee, Yani çok yakın zamanda olacak e, bir şey gibi gözükmüyor. Ama işte e, neticede e, hani e, anlamalıyız ki bence yani bir anda her şey tabii e, değişmiyor. Yani en azından e, bizim de yavaş yavaş en azından belki hani küçük e, miktarlarda en azından bu teknolojiyi kullanaraktan hani demir çelik üretmemiz ondan sonra işte bu teknolojiyi öğrenmemiz ve dünyadaki gelişmeleri de iyi bir şekilde takip etmemiz gerekiyor bence. Çünkü bir gün geliyor ondan sonra işte hani biz genelde bir şey yapmamış oluyoruz. Öbür taraf çalışmış oluyor. Ondan sonra bir sürü şeye dünya kadar para ödüyoruz ve satın alıyoruz yurt dışından. Dolayısıyla yavaş yavaş bence demir, çelik, çimento gibi alanlarda yani hidrojen e, teknolojilerini takip etmemiz lazım. Küçük ölçekte onları uygulamamız lazım. Biraz para ayırmamız lazım diye düşünüyorum bu tip işleri. En azından öğrenmek için. E, ve ondan sonra da belki bu işler gelişirse o zaman çok da geride kalmamış e, oluruz e, belki. Ama o işte biraz... Şimdi hani bizde çok büyük şeyle bakılıyor yani ha tamam bakılıyor işte benden yani çimento endüstrisinden insanlarla da görüş mesela işte şu kadarlık bir elektrolizör lazım bir i̇şte mümkün değil hadi biz yapmayalım hani öyle değil işte küçük ölçekte başlanır işte küçük bir çimento <laughs> üretimi yapılır işte o öğrenilir sonra o şekilde yavaş yavaş en azından büyüyecek olan sistemleri en azından işte bir bilgi birikimi e, olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. <laughs> evet hocam, teşekkür ederiz. E, ağzınıza sağlık, güzel bir sunum oldu. E, Herkese faydalanmıştır diye tahmin ediyorum. E, son kapanmadan önce söylemek istediğiniz bir şey varsa onları alalım, sonra da kapatalım. Çok e, yok. Teşekkür ederiz hocam. Evet, ben çok teşekkür ederim e, dinlediğiniz için. E, sorular da e, çok e, güzeldi. E, e, bakalım e, hidrojen alanında ne, nereye gideceğiz? Birkaç sene içinde görürüz herhalde. Hocam teşekkürler ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi Görüyoruz. akşamlar. Herkese.